Sevgili seyirciler, bu hafta Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalları havadan ihbar ve kontrol uçaklarıyla birlikteyiz. Dağların arkası, gölge düşmüş vadiler, ulaşılmaz boşluklar. Bu keskin gözlerin altında artık. Çünkü onlar gökyüzünün 7/24 gören gözü. Şimdi gelin bu uçaklarda görevli personelimizin sahip olduğu görevlere bir göz atalım ve yüksek teknoloji ürünü bu uçakları yakından tanıyalım. HAVAX, havacılıkta kullanılan çok önemli bir sistemin kısaltması. Türkçe açılımı ise havadan erken ihbar ve kontrol sistemi. Böyle bakıldığında tam olarak neyi ifade ettiği anlaşılamayabilir. Fakat o, kendisine sahip olan hava kuvveti için muazzam bir yeteneği temsil ediyor. Özellikle istihbarat anlamında önem arz eden bu sistemi bünyesinde barındıran uçaklarla hava kuvvetlerimizin tanışma yılı ise 2014. Bölgesel ve küresel bir güç olmak isteyen her ülkenin hava gücünde bulunması gereken bu yetenek ordumuz adına Konya'da bulunan 3. Anajet Üskomutanlığı bağlısı 131. Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Albay Hakan Linç, 131. Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanı. Barış Kartalı projesi toplam 4 uçaktan oluşmaktadır. Müsaadenizle öncelikle size HİK uçağın açılımı arz etmek istiyorum. HİK uçağı havadan ihbar kontrol anlamına gelmektedir ve İngilizce AVAX yani havadan erken ihbar kontrol demektir. 4 tane uçağımızın asıl görevi gözetleme, komuta kontrol kabiliyetinin geliştirilmesidir. Uçağımız yaklaşık 31 fitten deniz seviyesinde yaklaşık 250 mile kadar yani 400-500 kilometreye kadar bir mesafede bulunan tüm hava hareketlerini ve hava cisimlerinin hareketlerini ve deniz üzerinde bulunan gemilerin pozisyonlarını anlık hava resmi olarak sürekli takip edebilme, izleyebilme kabiliyetine sahiptir. Bu eşit seviyedeki bir uzaklıkta yani 31 bin fitteki bir seviyede yaklaşık 400 mile kadar yani 800 mil veya 850 kilometreye kadar artmaktadır. Uçağımızın en büyük özelliği havada uzun süre kalabilme kabiliyetidir. Tam takviyeli ekiple yaklaşık 18 saat havada kalabilmekteyiz. Minimum personelimiz 12 olmakta, maksimum personelimiz bu kapsamda 19 olabilmektedir. Uçağımızın özelliği olarak havadan yakıt ikmal yapma özelliği, fazla yakıtı atabilme özelliği, dahili merdiveni çıkma kabiliyeti önemli özelliklerinden birkaçıdır. Uçağımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de link kabiliyetidir. Bu şu anlama gelmektedir. Sahip olduğumuz kabiliyetlerle, radarla aldığımız hava resmini ve deniz hava resmini, deniz yüzeyindeki gemilerin konuşlarını sürekli olarak yerdeki taktik data linkler vasıtasıyla havadaki F-16'lara veya diğer taktik uçaklara veya komuta kontrol merkezlerine veya deniz kuvvetleri komuta kontrol merkezlerine iletebilmekteyiz. Bu şu anlama gelmektedir. Anlık olarak verdiğimiz bu hava resmi komuta kontrol merkezlerinde komutanlarımıza karar vermelerine yardımcı olmaktadır. İlk uçağın 31 Ocak 2014 tarihinde komutanlığa teslim edilmesiyle başlayan havadan ihbar ve kontrol görevleri, personel ve teçhizat olmak üzere iki temel unsur üzerinden gerçekleştirilmekte. Amaca uygun olarak organize edilmiş bu uçaklarda bulunan radar sistemi, görev radarı, dost-düşman ayrımı sistemi, bilgisayar sistemleri, telsiz ve veri link sistemlerinden meydana gelmekte. Personel ise uçucu, yer destek ve bakım olmak üzere 3 ayrı gruptan oluşuyor. Havadan ihbar ve kontrol uçağının görevinde elde edeceği başarı işte bu iki önemli unsurun uyum içinde çalışabilmesine bağlı. Yerde gelebilecek acil durumlarda. Yarbay Ersin Kayan, Uçuş Ekipleri Filo Komutanı. Benim görevim HİK Grup Komutanlığı, Uçuş Ekipleri Filo Komutanlığı'dır. Bizim HİK uçakları, HİK pilotları, görev ekipleri, yer destek merkezi ve uçak bakım komutanlığının koordinesinde görev yapmaktadır. Asli görevim HİK uçaklarının pilotlarını yüksek arbazlık seviyesinde tutmaktır. Malumunuz olduğu üzere HİK uçaklarımızın envantere girmesinden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ilk 10 pilotunu uçak komutanı olmak üzere ABD
Boeing tesislerine görevlendirmiş. 9 adet yardımcı pilotunu ise Türk Hava Yolları tesislerinde İstanbul'da yardımcı pilot olarak eğitmiştir. Akabinde birliğimize atanan 5 pilotun ikisinin eğitimi yine ABD'de, 3 adetinin eğitimi ise Türk Hava Yolları tesislerinde İstanbul'da icra edilmiştir. Tip eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın HİK Grup Komutanlığı'na gelişleri sonrasında görevlerden ve havada yakıt ikmalinden harbaz edilmesi için kendi öğretmen pilotlarımızla görevlerimizi icra edip tüm pilotlarımızı yüksek seviyede harbazı tutmaktayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bize öncelikli olarak emanet ettiği uçaklarımızın emniyetle uçurulması, akabinde de Türk milletinin bizlere teslim etmiş olduğu bu uçaklara sahip olmanın gururunu yaşamaktayız. Amacımız bu uçakları emniyetle ve etkin bir şekilde uçurmaktır. Uçaklarımız bildiğimiz Boeing 737-700 uçaklarının, yolcu uçaklarının modifiye edilerek havadan ihbar kontrol uçağı şeklinde döndürülmüş halidir. İki adet pilot tarafından uçurulmaktadır. Birisi uçak komutanı, diğeri yardımcı pilot. Biz Türk Hava Kuvvetleri'nin ve milletimizin bize emanet etmiş olduğu HİK uçaklarını namusumuz olarak biliyoruz ve bunların etkin ve en emniyetli şekilde uçurulduğunu milletimize sizin aracılığınızla paylaşmak istiyoruz. Havadan ihbar ve kontrol uçakları yüzlerce kilometre uzaklıktan harekat alanının komuta ve kontrolünün sağlanması, düşman birliklerine ait sistemlerin tespit edilmesi ve karar vericilerin etkin bir şekilde harekata komuta edebilmeleri için hava ve deniz resminin oluşturulması gibi birbirinden önemli görevler üstlenmiş durumda. Bu görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesi ise ancak teknolojinin ve donanımlı personelin bir araya gelmesiyle mümkün. Uçağın gerekli tüm sistemlerle donatılmasının ve personelin eğitimine fazlasıyla önem verilmesinin nedeni de işte bu gereklilik oluşturuyor. Yarbay İsmail Çeliker, 131. Grup Komutanlığı Görev Ekipleri Filo Komutanı olarak görev yapmaktayım. Bu uçaktaki rolüm ise görev ekibi komutanıdır. İlk uçaklarına verilen görevlerin başarıyla yapılması için görev ekipleri personeline liderlik yapmaktayım. Görev ekipleri personel olarak vazifemiz uçağımız üzerindeki radar sensörleriyle tespit etmek, tespitlerimize teşhis vermek, izleme yapmak, sonra anlamlı hava ve deniz resmini oluşturup yine muhabere sistemleri üzerinden komuta kontrol merkezlerine aktarmaktır. Komuta kontrol merkezleri tarafından kontrolümüze tahsis edilen dost unsurların sevk ve idarelerini gerçekleştirmektir. Görev ekipleri personeli pozisyonunda uzmanlaşmış 10 personelden oluşmaktadır. Her bir personel eğitimlerini en üst seviyede yapmakta, milli ve NATO kapsamında verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirmek üzere tam donanımlı olarak görevlere hazırız. Normal şartlarda 10 saat görev yapmak üzere planladığımız ekiplerimiz komutanlarımızın emriyle 18 saate kadar görev yapabilme kapasitesindedir. Türk milletinin göklerdeki gözü olan Barış Kartalı, HİK uçaklarımız dosta güven, düşmana korku ve caydırıcılık yaratmaktadır. Uzun uğraşlar sonucunda ordumuza hizmet vermeye başlayan Barış Kartallarının envantere girişi, Hava Kuvvetleri harekat konseptine birçok alanda katkı sağlamış durumda. Bu alanların başındaysa komuta kontrol konusu yer alıyor. Havadan ihbar ve kontrol uçakları, bilginin anlık paylaşımı ve sürekliliği, tüm sistemlerin kullanıcılarıyla anlık temas sağlayabilme ve harekat alanında en uç noktayı görebilme gibi yetilere sahip. Bu beceriler hava kuvvetlerimize alandaki kuvvetlerin komuta ve kontrollerini hiçbir problem yaşamadan sağlayabilme rahatlığı sunuyor. Böylece harekat alanı ile ilgili arzu edilebilecek tüm istekleri karşılamış olan havadan ihbar ve kontrol uçakları aynı zamanda kuvvetlerimize tüm dünya coğrafyasını harekat alanı olarak kullanabilme özelliğini de kazandırmış olmakta. Yarbay Suat Sayın, Yer Destek Merkezi Tabur Komutanı. Havadan ihbar ve kontrol sistemi İki ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan biri HİK uçağı, diğeri de yer destek merkezidir.
Yer Destek Merkezi HİK görevlerinin desteklenebilmesine yönelik gerekli teknik altyapıyı sağlamaktadır. Yer Destek Merkezi'nde Görev Destek Merkezi, Yazılım Destek Merkezi ve Görev Simülatörü bulunmaktadır. Görev Destek Merkezi'nde HİK görevleri öncesinde gerekli parametrelerin girilmesi ve uçağın göreve hazır edilmesi sağlanmaktadır. Görev simülatöründe görev ekiplerinin eğitimlerini yapılabilmesi için teknik altyapı mevcuttur. Yazılım Destek Merkezi'nde ise saymış olduğum birimlerin beraber çalışması için gerekli yazılımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi Milli Savunma Sanayi firmalarının desteğiyle yapılmaktadır. Simülatörler, yazılımlar, eğitim senaryoları, havadan ihbar ve kontrol uçağının havada gerçekleştirmiş olduğu görevler her şeyden önce teknik yeterlilik istemekte. İşte tüm bu eğitim elemanlarının hizmete sunulmasının nedeni de personelin istenen yeterliliğe ulaşmasını sağlayabilmek. Sahip olduğu yazılımla farklı eğitim senaryoları üretebilen bu simülatör komutanlık görevlileri için çok önemli. Çünkü havacılık sürekli kendini yenilemeyi gerektiren bir meslek ve tüm havacılarımız bunun farkında. Yarbay Yusuf Azizoğlu, HİK Grup Komutanlığı Eğitim Standartize Filo Komutanı, Türk milletinin göklerdeki gözüyüz. HİK Grup Komutanlığımıza atanan ve mevcut personelimizin eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Şu anda bu eğitim faaliyetlerini uçuşa gitmeden önce standartize filo olarak oluşturduğumuz simüle bir senaryo ile yürütüyoruz. Bu senaryoda dost düşman konuşu ve bütün hava unsurları olacak şekilde ve harekat merkezleri olacak şekilde bir konuş durumuna geçtik. Bulunduğumuz bölümde komuta kontrol merkezlerini simüle eden, uçakları simüle eden öğretmen arkadaşlar var. Arka taraftaki bölümümüzde de öğrenci arkadaşlarımız bu eğitimleri almaktadır. Bu eğitimleri sürdürürken önceliğimiz en az 4 simülasyon faaliyetini yürüttükten sonra arkadaşlarımızı uçuşa götürmek. Çünkü uçuş faaliyeti çok maliyetli ve kapsamlı bir faaliyet olduğundan dolayı bu maliyeti kısmak ve etkin bir şekilde kullanabilmek için simülasyon ve eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bugün havadan ihbar ve kontrol uçaklarımız havada yakıt ikmali yapabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde harekat yapabilecek konumda. Bu büyük bir gurur. Biz farkında olmasak bile onlar donanımlı çalışanları ve mekanı hudutsuz kılan yetenekleriyle hep göklerde olacak, güvenliğimizi sağlayacaklar. Çünkü onların yaptığı her şey aziz Türk milleti için. Fırat kenarında asvap yumuşlar, ölen yumuşlar. Yuyup yuyup güldağına koymuşlar, ölen koymuşlar. Sevmediğim yerde sevdi demişler, ölen demişler. Sevem de kurtulam elin dilinden, köyün dilinden. Sevmediğim yerde sevdi demişler, ölen demişler.
Sevem de kurtulamenin dilinde, köyün dilinde. Anadolu aslında yaşam biçimine baktığınızda ataerkil bir yapısı var. Hep askeriye baba ocağı olarak ifade edilir. Ama mesela benim yaşadığım o anlarda ben baba ocağından öte o ana ocağı tabirini kullanmak herhalde daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü siz askerlik çağına geldiğinizde evinizden, ailenizden ayrılıyorsunuz ve hiç tanımadığınız, yaşamda ilk defa karşılaştığınız insanlarla bir süre geçiriyorsunuz. O sürede belki ayakta kalmayı, belki hani o yaşadığınız bazı duygular nedeniyle yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Belki de o dostluklarla beraber karar verme mekanizmasını çalıştırıyorsunuz ve ayakta kalmanın şeyini, mücadelesini veriyorsunuz bir anlamda. Böyle baktığınızda da ana ocağı demek daha doğru gibi geliyor. Çünkü ilk defa ailenizden ayrısınız. Mesela ben Acemi Birliği'ndeki 1990 yılında işte kısa dönem olarak, 8 ay kısa dönem olarak yaptım askerliğimi. Ve ilk defa İzmir'e geldim. Hatta İzmir'de Acemi Birliği'ndi. O dönemde ben sigarayı bıraktım. Sigara içme alışkanlığım olmasına rağmen, ki derler ya hani asker yaşamı çok zordur, çok farklıdır diye. Ama bende böyle bir etki bıraktı. Ben de sigarayı orada bıraktım. Yani benim için gerçekten orası çok bambaşka bir dünyaydı. Orada hem tabii ki şu an işte bir müzikle uğraşmamız nedeniyle müziğin mutlak ve mutlak bir disiplinli yaşam biçimi vardır. Aynı şey askerlik için de geçerlidir. Orada belli bir disiplineyi mutlaka o yaşamdaki bazı disipline edilmeleri yaşıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Mesleki anlamda da biz zaten kendi alanımızda mutlaka bir disiplinli yaşamı tercih etmemiz gerekiyordu. Onunla bir örtüşüyordu. Ama bazen de o sosyal yaşamda alışkın olmadığınız yaşam biçimleri size dikte ettirilince bazen böyle şey durumda da düşüyordunuz ama tek başına o karar verme mekanizmasından dolayı da diyorsunuz ki evet burada böyle bir yaşam biçimi var. Bu yaşam biçimine ayak uydurmak zorundayım. Ve evet benim için de bir 8 aylık dönem aslında tam da yaşama adım atabileceğim, işte mesleki anlamda belli bir birikime ulaştığınız anda askerlikle karşı karşıya geldik ve gittik. Gerçekten güzel anılar da oldu ama bazen an geldi, hani güzel demek değil de evet zor anlarımız da oldu ama sonuçta yani görevdi. Görev bir anlamda kutsal bir görevdi. Onu yaptık ve güzel bir şekilde ayrıldık. Tabii ki yeni yeni dostluklar ediniyorsunuz. Yeni yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz ve o dostluklar, o arkadaşlıklar askerlik bittiğinde de yaşamınız boyunca devam eden çok önemli dostluklar oluyor. Ve bunlar bizim için tabii dedim ya işte ana ocağı gibi gittiğinizde orada çok farklı çevreden, farklı statüden arkadaşlıklarla yaşamınız boyunca o dostluklar devam ediyor. Bunlar da bizim için büyük bir kazanç tabii ki. Ve geldik bu haftaki programın Genelkurmay Başkanlığı Saat Ödüllü sorusuna. Jandarma olay yeri inceleme timlerinin olay yerlerinden bilimsel usullerle topladığı deliller hangi birim tarafından incelenir? A. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, B. Jandarma Lojistik Birlikleri, C. Jandarma Kriminal Laboratuvarları, D. Jandarma Özel Harekat Birlikleri. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad soyad, açık adres, kısa özgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastavarista@tsk.tr adresine başvurabilirler.
Bu haftaki programımızın da sonuna geldik ama öncesinde size küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Her ayın ikinci pazar günü TRT Radyo 1'de yayınlanan Silahlı Kuvvetler Saati programını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yine merak uyandıran bir konuyla ordumuzu tanımaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar, hoşça kalın.